Değerli izleyiciler, Hayalden Gerçeğe programından bir kez daha hepinize merhaba demek istiyorum. Biliyorsunuz ki tasarım hayatımızın her noktasında bizimle birlikte, sadece sanatta, edebiyatta, resimde, heykelde ya da takıda değil, aynı zamanda teknolojinin bize sunduğu her şeyde de tasarım çok önem arz ediyor. Bugün önemli bir iş adamı konuğum. Hoş geldiniz Sayın Murat Kolbaşı. Kendisi Arzum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Arzum Ev Aletleri. Bunları tek tek konuşacağız, size Tamam. soracağım. Biliyorsunuz bir kadın televizyondayız ve bunlar bizim için çok önem arz ediyor. Nasıl kullanılıyorlar, nasıl üretiliyorlar, nasıl tasarlanıyorlar ve nasıl pazarlanıyorlar? Hepsini size ayrı ayrı soracağım. Yalnız öncelikle tabii ki sizi biraz daha konuşmam gerekiyor. DEİK Yönetim Kurulu üyesi, DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı, Türk-Çin İş Konseyi Başkanı ve bunu gibi takip eden bir sürü vasfınız var. Yönetim Sağ kurulu olun. üyelikleriniz var, dernek üyelikleriniz var. Bir tane de çok dikkat çekici bir şey var ki Türk Aile İşletmeleri Derneği kurucu üyesi olduğunuzu biliyorum. Önce onu sorayım. Nedir bu? Peki, öncelikle size iyi yayınlar diliyorum. Tabii Çok böyle bu kadar teşekkürler. bir kadın televizyonunda bir kadın ismi taşıyan markayı temsilen burada olmak hakikaten keyifli. Evet, Böyle bizim bir için de çok değerli. sağ olun. Böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah Bol efendim. bol aileden, Türk kahvesinden, Çin'den, Asya'dan ve tabii ki işletmemiz olan hem firmamız hem Arzum bizim bir aile işletmemiz. Aile işletmelerinin klasik bir problemi var. Bunun sürdürülebilirliği çok önemli. Dolayısıyla biz bazen Türkiye'de diyoruz aile işletmeleri şöyle, aile işletmeleri böyle ama aile işletmeleri aslında dünyanın her yerinde sürdürülebilir anlamında hakikaten bir sıkıntısı, bir zorluğu var. Efendim kahvelerimiz geldi. Evet, Onu kahvede böyle da değinmişken Türk kahvesini alıyor olmak da gayet hoş Evet. oldu. Teşekkür ediyorum size de. Elinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Artık bu kahvenin 40 yıl hatırı var. 40 kere en azından program yaparız yani Yaparız, müşahede. Tamam. memnuniyetle yaparız. Zaten çok konumuz var, ancak yetişecek herhalde. Bugün Doğru. başlamış olalım Aynen sadece. öyle. Aile işletmeleri bizim için de firmamız bir aile işletmesi. Babamın, iki amcamın kurmuş olduğu bir şirket. Evet. Ben 1988'de 22 yaşındayken babamı kaybettikten sonra şöyle bir genelde dünyaya baktığımız zaman İsviçre'de kurulu bir derneği gördük. Orada Family Business Network International diye geçiyor. Daha sonra biz 40 farklı aile bir araya gelerek bu organizasyonun Türkiye ayağını kurduk. Sene 2012. O günden bugüne kadar baktığınızda bizim şu anda 600'den fazla üyemiz var. Her sene Kasım ayında bir zirve yapıyoruz. Bu sene yine Kasım ayında bir zirvemiz olacak. Ve diyoruz ki aile işletmesi olan herkes ama küçük ama büyük gelsin. Bu panelde bizleri dinlesin, yaşanan tecrübeleri duysunlar. Aman o aile işletmelerine sahip çıksınlar istiyoruz. Çünkü o ufak değerler belki baştan çok küçük gözükebiliyor ama bugün büyük olan markalar, büyük olan şirketler, büyük ekonomiye yön veren şirketlerin aslında hepsinin başlangıcı ufak bir şirket ama Evet. bazen aile ama bazen ortak. Bunların devamlılığı çok önemli. Biz de dernek olarak buna destek vermeye Ki çalışıyoruz. kuşakların değişmesi aslında her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. Fakat böyle bir derneğin olmuş olması belki o ailede yetişen gençler için de teşvik edici olur. Çünkü devam etmeli şirketler. Bakıyoruz Avrupa'ya yüzyıllarca süren gelenekler devam ediyor şirketlerde. Ama Türkiye'de hala bu konuda birazcık Şöyle bir zayıflık rakam var verirsem diyebiliriz. aslında dünyanın genelinde birinci kuşaktan ikinci kuşağa geçebilen şirket sayısı sadece 100 şirketin sadece 20'si. Türkiye değil, dünya oranında. Türkiye'de bununla paralel gidiyor. Üçüncü şirketi gören oran daha da düşüyor. Daha Tek da düşüyor. hanelere düşüyor. %9'ların 8'lerin altına düşüyor. Dolayısıyla bu %9'lara 8'lere girmek yani üçüncü kuşak. İkinci kuşak yani %20'ye girmek aslında kolay değil. Bunun için aile bireylerinin bir çaba harcaması gerekiyor. Zaman zaman da aileler şöyle düşünüyor. Benim yaşadığım sıkıntı sanki bir tek bende var. Halbuki öyle değil. Başka ailelerde, başka şirketlerde de var. İşte biz bunu dernek olarak bu örnekleri daha çoğaltmaya, daha paylaşımcı olmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve orada diyenler diyor ki bunu yaşamış ve böyle aşmışlar. Biz de şimdi acaba bunu şirketimize, ailemize nasıl uygularız, nasıl devam ettiririz diyoruz. Buna göre de Evet. herkesle bunları paylaşıyoruz. Efendim şimdi hayalden gerçeğe programında Tamam. konuksunuz. Sizin için de farklı bir şey bu. Çünkü size hayallerinizi de soracağım. Bir iş adamı olarak böyle bir aile şirketi içinde yetiştiniz. Acaba hayallerinizde böyle bir sekte oldu mu? Yani bunu yapmak zorunda hissettiniz mi kendinizi? Başka hayalleriniz var mıydı?
Şöyle aslına bakarsanız bir gerçeği konuşmak gerekirse tabii benim babamın vefatıyla ani şekilde ben üniversiteyi o zaman bitirmiş lisanımı yurt dışındaydım o zaman geliştirip Amerika'daydık ve bir master yapmayı düşünürken ani şekilde tabii cenazeye geliyor olmak hayatta bir Çok üzücü. durkak Evet. oldu. Hem üzücü oldu tabii hem de bir durkak boyutu oldu hayatımda. Hayalimli var mı? Evet var. Onların peşinde koşuyor muyum? Evet koşan bir insanım. Yani dürüst konuşmak gerekirse hayalsiz hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Önce hayal etmek ve daha sonra da o aradaki engelleri kaldırarak oraya doğru koşmak aslında en güzeli. Bunu yapabilmek hakikaten çok önemli. Bunu zaten bizim önderimiz Atatürk de bunu söylemiş vaziyette. Dolayısıyla hayal kurmak çok önemli. Evet. O hayale ulaşmak için neler yapılması gerekiyor? Engeller ne? Onu nasıl ortadan kaldıracağız? Onun peşinde koşuyoruz. Ben şuna da dikkat çekiyorum. Zaman zaman üniversitelere gidiyorum, gençlere gidiyorum. Şimdi biz de izleyenlere şu mesaj vermek isterim. Bazen şunu yapmak gerekiyor. Ben neredeyim bugün? Ben 10 sene sonra, 20 sene sonra kendimi nerede görmek istiyorum? Bir hayal kurun. O günden bugüne geldiğinizde aslında sizi o kareye götürecek olan, o görmüş olduğunuz hayale ulaştıracak olan tamamen siz kendinizsiniz. O arayı nasıl dolduracaksınız? Orası önemli. Tabii ki hayal ettiğim ama olmayanlar oldu. Ama birçok hayal ettiğimi de peşinden koşarak başardım. Ama Gerçeğe hayaller ulaştırdım bitmedi. diyorsunuz. Hep hayaller kuruyoruz ve bunun peşinde koşuyoruz. Şimdi efendim, tasarım her alanda etkisini gösteriyor hayatımızda diye ben de programa başlarken söyledim. Sizce en etkin olduğu alan hangisi tasarımın? Nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, hakikaten bunu samimi söylüyorum. Yani böyle bazen cevaplar sorulur canlı yayında, programda işte Evet. denir. Yani ben şimdi buna cevap vermeyeyim. Aslında tasarım hayatımızın her alanında, her anında var. Tasarımın bence en önemli başlangıç noktası hayal dediniz ya. Hayalin hemen bir arkasından bir konuya daha değinmek istiyorum. Hayal ettikten sonra o hayal ettiğiniz şey ne olacaksa, nereye gidecekseniz, o süreç nasıl bir süreç ve hayal ettiğiniz olduğu zaman size etkisi ne olacak bunun? Yani neden böyle bir şey hayal ettiniz? Eğer o hayal ettiğiniz nedeninizi iyi bulabilirseniz, şundan dolayı bunu hayal ettim ve bu olduğunda da şunu başaracağım gibi. Bunu eğer çözümleyebilen bir çözüm bulduğunuzda işte ben ona tasarım diyorum. Bu bazen soyut da olabilir, somut da olabilir. Soyut tasarım dediğim zaman da buna İnanın gülmeyin. Neden? Çünkü somut tasarım, evet belki sizin çizdiğiniz bir mücevher, benim sattığım bir blender veya oturduğumuz şu koltuk. Ama baktığınız zaman da soyut fikirlerle, işte hayal orada zaten başlıyor. Onların ne olduğunu bulabilirsek oradan gelip bunu real hayata uygulayabiliyoruz. Somut çözümler bulabiliyoruz. Yeter ki o düşündüğünüz hayalin soyut çözümünü düşünürken elde edilen sonucun gerçekten faydası olsun. Eğer o fayda sadece size ise daha az başarılı bir çözüm oluyor, tasarım oluyor. Eğer o çözüm bütün dünyaya etki eden bir tasarım düşünce ise de işte o zaman da alıp götürüyorsunuz ki ve burada bir baktığınız ekip zaman çalışması da gerekiyor elbette. Tabii Sadece tasarımcıdan ibaret zaten o değil. tasarımın sahibi de bir anda dünyanın en tanınanı oluveriyor. En O yüzden tanınanı oluyor, o fikir önemli. Tabii ki bunu bir ekiple yapmak önemli çünkü çözüm sadece sizle gelmiyor. Siz bir sıkıntıyı ortaya koyuyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. O çözümü sizden daha iyi düşünen olabilir. O yüzden ekiple çalışmak çok Bu kıymetli. konuda hatta bir paylaşımımız olmuştu. Onu tekrar burada da bahsetmek istiyorum. Hani bir tasarım yapmış olmak, o tasarımın güzel olması sadece yeterli değil. Aynı zamanda bir ergonomisinin olması, çözüme odaklı bir şey yapıyor olması çok önemli. Sizin ürettiğiniz aletlerde yani farklı mühendislik bilgileriyle çok başka alanlardan bazı şeyleri getirip ürünlerinize koyduğunuzu biliyorum. Bahseder misiniz lütfen? Şimdi burada şöyle bir şey var. Zaman içerisinde ürünlerimize çözümler buluyoruz. Bunu kendi Ar-Ge'miz, kendi tasarımımız dışında biz daha çok dışarıdaki tasarım ofisleriyle, dışarıdaki işte ürün geliştirme, zaman zaman malzeme araştırma şirketleriyle çalışıyoruz. Şimdi farklı tasarım ofislerinize gittiğiniz zaman şunlar karşımıza çıkabiliyor. Uluslararası bir tasarım şirketi bir ütü tasarımını konuştuğumuz zaman ütünün ergonomisindeki eli yormayı en aza nasıl indiririm fikrini tutuyor bir motosikletin didonundaki el tutma aparatına bağlayabiliyor. Veya Ne kadar ilginç bir şey bu. Bambaşka bir üründen konuşursak onun üzerindeki belki bir denge fonksiyonunu getiriyor bir elektrik süpürgesinin ağırlık merkeziyle aynı yere bağlıyor. Şimdi farklı bir üründe bunu düşünmezken o üründeki o farklılığı bizim ürüne taşıdığınız zaman o kişinin diğer ürünü tasarlamış olması, diğer ürün hakkında o bilgi sahibi olması bizim ürünümüze de bir çözüm getirmiş oluyor. Şimdi o yüzden biz farklı farklı tasarım ofisleriyle çalışarak
oradaki öngörüyü de alabiliyoruz. Çünkü bazen ummadığımız bir çözüm, beklemediğiniz, hiç düşünmediğiniz bir başka yerde yatıyor. Onu birbirine bağlayan insanlar da bence zaten iyi tasarımcı oluyor. Onun için farklı yerlere dokunmaları çok önemli ve çok kritik. Murat Bey, size bir sorum olacak ama samimiyetle yanıt vermenizi Tabii. bekliyorum. Şimdi bizim ülkemizde de birçok tasarım okulu var. Nasıl bakıyorsunuz Türk tasarımcılarla yabancı tasarımcılara? Şöyle, yani ben tasarımcı olarak aslında hem dünyadaki tasarımcılarla da çalışıyoruz, hem Türkiye'deki tasarımcılarla da çalışıyoruz. Baktığınız zaman ürünlerimizde ağırlıklı olarak Türk tasarımcıların imzaları daha fazla. Evet. Burada şöyle bir olay var. Türkiye'deki tasarım okulları, zaman zaman biz de onlarla işbirlikleri yapıyoruz. Biraz daha realiteye daha yakın tasarımlarla hayata geçecek olan ürünlerin içerisinde olmaları çok bence önemli. Tasarım yarışmalarında birincilik almış bazı ürünleri biz hayata geçirdik. Mesela burada sevgili Atıl'ın bir tasarımı vardı. Onu biz aldık. Tasarım yarışmasından 2011'di yanlış hatırlamıyorsam, Evet. hayata geçirdiğimiz sene. O 2007 veya 2008'de birinci olmuştu. Ve Atıl Kızılbayır. Onun tasarımını biz uyguladığımız zaman teknik çözümünde mesela çok zorlandık. Burada bir iki farklı görüş var. Kimi diyor ki biz tasarlarız, siz çözümü bulun. Ama şöyle de bir gerçek var ki tasarlanmış ürünün içerisinde teknik çözüm de beraber gelirse Evet. o zaman ürün hayata geçmesi çok daha kolaylaşıyor. Acaba eğitimde o konuda bir eksiklik mi Bence var? kesin destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha tasarlanan ürünle ilgili teknik olarak speklerin de bir araya gelmesi lazım. Bir örnek vermek Tabii. gerekirse, tasarlanan bir elektrikli ev aletinin satılabilmesi için uluslararası standartlar var. O standartlara uymayan bir ürünü tasarladığınız zaman bizim onu hayata geçirmemiz imkansız. Çünkü o standartlara göre olmayan ürünü satma şansımız yok. Şimdi standartlara göre de o tasarımı oraya doğru götürdüğümüz zaman da zaman zaman tasarımcı diyor ki benim tasarıma müdahale ediyorsun. Ben de diyorum ki sen bu tasarımı yaparken bunun dünya standartlarını bir oku, bir Evet. kontrol et. Onu buraya uygula ki senin tasarımın bittiğinde hem ben daha hızlı yol alabileyim. Çünkü bugün modern dünyada hız zaman çok önemli ve hızla geçiyor zaman. O yüzden hızı arttıralım, senin bu tasarımını da uygulayalım. O yüzden o speklere, o teknik konulara bakan tasarımcılarla çalışmak bence daha rahat. Uluslararası ile Türk tasarımcılarda zaman zaman burada bazı zorluklarımız yaşanabiliyor. Ama tabii ki Türk tasarımcılar da gayet başarılı, gayet de başarılı işler yapıyorlar. Biz Daha da onlara iyi çalışıyoruz. olacaklar belki diyorsunuz. Zamanla hepsi bunun Peki iyi olacak. taslan ürüne dönüşmesi aşaması nasıl gerçekleşiyor? Kim karar veriyor buna? Yani bir sürü çizim yapılıyordur muhakkak ya da size dışarıdan geliyordur. Ne zaman karar veriyorsunuz? Yani yeni bir ürün çıkarmaya ne zaman karar veriyorsunuz? Ya da nasıl değer buluyorsunuz onu üretilmeye? Burada bizim farklı bir uygulamamız var. Bence onun yeri geldi. Ondan bir bahsedeyim. Sonra normal işleyiş Evet. prosesine bakarız. Bizim şirket içerisimizde şöyle bir konumuz var. Tasarıma ve fikre yardımcı olmak açısından. Evet. Bir fikriniz varsa, bu bugüne kadar var olan herhangi bir arzum ürününe bir değer katıyorsa, bir fikir veriyorsa, Evet. diyoruz ki o fikrini bizim bir kurulumuz var, oraya sun. O fikir eğer şirket içerisinde kabul görürse ve ürün de hayata geçerse, o üründen elde edilen karın %1,5'unu 5 yıl boyunca o fikri getirene biz ödüyoruz. O Bizden çok güzel. ayrılsa dahi. Şimdi burada önemli konu şu. Bizde böyle yaşanmış örnekler de var. Bir anne çocuğu var. Ona muzlu süt yapıyor. Ama o çırpıcı, o blenderla daha evvel bir de mesela sarımsak doğramış, sarımsak çekmiş veya soğan parçalamış. O koku o haznede kalıyor ya. Evet. Bu sefer o koku muzlu süte geçiyor. Çocuk soğan kokan bir muzlu sütü içmeyi doğal olarak reddediyor. İşte o yüzden biz o noktada o arkadaşımızdan gelen, o anneden gelen teklifi şöyle aldık. O dedi ki hazneyi ikiye bölelim. Koku bırakanlar bir üst katta, koku bırakmayanlar diğer alt katta. Yani iki ayrı farklı çırpıcı haznesinde bunu kullanalım. Bu ürünün ismine de biz Dublex dedik. Hakikaten de gayet başarılı oldu. Bu arada şu anda galiba ekrana geldi. Bu da bir ödül Evet. alan ekmek kızartma makinemiz. Çok Evet. başarılı da oldu. Evet. Dolayısıyla ne oldu? O fikri veren anne, o sıkıntıyı yaşayan anne hem bize hem de birçok anneye aslında bir çözüm üretmiş oldu. Biliyorsunuz annelerde bir tasarım şeyi var yani. Yani var çünkü neden? Onun hayatında Çünkü bir kendisi zorluk kullanıyor. var aşması gereken. Her annenin bebeğiyle yaşadığı zaman zaman sıkıntılı anlar var. İşte o ana çözüm bulan anne, biz de bunu eğer uygulayabiliyorsak ki uyguladık o Dublex'te, hem o arkadaşımız kazandı hem de bu ürünü kullanan her anne bu ürünle beraber rahat etti. Şimdi bu tip fikirler bize geliyor. Hayal ettiğimiz bir şey de varsa biz bunu briefliyoruz. Daha sonra o brieften bir tasarımcıya gidiyoruz. O bir
görüntüye dönüşüyor. İşte ekranda görünenler evet. veya bildiğiniz küçük elektrik ev aletleri. Onlar arasında yaptığımız araştırmayla hangisi daha çok eğer beğeniliyorsa, beğenilecekse onun üstüne gidiyoruz ve o hayal derken o çizim derken ürün olarak rafta karşımıza çıkıyor. Peki tutmayan ürün oluyor mu? Çok. Yani olmaması imkansız bizim çünkü. Bizim hiç görmediğimiz şeyler mi oluyor bunlar ya da yo, yo, genelde şöyle tasarım aşamasında bazen şunlar olabiliyor. Tasarlanıyor ama uygulamada biraz önce anlattığım o teknik spekleri geçemeyeceğini evet. gördüğümüz ürünler oluyor. Dolayısıyla rafa kalkıyor. Veya ürün hayata geçiyor, rafa çıkıyor. Fakat rafta düşündüğümüz geri dönüşü alamıyor. Bunun birkaç nedeni var. Bir, beğeni olmuyor. Tasarımdaki bazı kullanım zorluklarını tüketici aşamıyor. Belki biz de bunu anlatamıyoruz. Veya o yarattığımız fonksiyonun biz çok önemli olduğunu düşünürken tüketici diyor ki ya tamam bir fayda yaratmışsın ama o faydaya ben bu parayı ödemem. Dolayısıyla rafta kalıyor. Şimdi de burada şöyle bir şey var. Ev aletleri, mutfak aletleri üretiyorsunuz ve çok çeşit var. Ben şu kahvemden bir yudum alayım. Tabii ki lütfen. Sizi dinliyorum. Evet, çok çeşidimiz var. Çok çeşidiniz var. İnsanların mutfaklarında da baktığımız zaman bir bakıyoruz ki gerçekten bir malzeme çokluğu. Herkes her şeyi heves edip almış. Nasıl davranmak lazım? Yani bunu nasıl tercih etmek lazım? Hangisini bulundurmak lazım? Bir yönlendirme yapıyor musunuz bu konuda? Yani şöyle, evin ihtiyaçları çok değişik. Ev hanımının, evdeki yaşayan ailenin veya bir babanın da ihtiyaçları çok farklı. O yüzden orada yönlendirme yapmamız doğru olmaz belki ama zaman zaman şunu söylüyorum. Bir şeye ihtiyacınız olduğu anda o kadar hızlı hareket etmeyin. Yani hakikaten o ihtiyaç ikinci kere, üçüncü kere senin ihtiyacın mı? Evinde var olan bir ürün o ihtiyacını, o problemini çözebiliyor mu? Evet. Bütün bunlar yoksa eğer o zaman o ürünü alman gerekiyor. Dolayısıyla o ürünü aldığın zaman da eğer ki hakikaten çözümde oluyorsa ürünü alacaksın. Zaman zaman şu var, bu ürünler çok yer tutuyor dendiğinde de ben şunu tavsiye ediyorum. Ürünleri mümkün olduğu kadar göz önünde bulundurun. Onları kullanıp kaldırıyorsunuz. Biliyorum yer açılsın diye. Bir daha ama hiç çıkarmıyorsunuz açılan yeri, açılan yeri ne kadar kullanıyorsunuz ona iyi bakın. Evet kalktıktan sonra onu kullanmak bir daha zorlaşıyor. Ama o elinizin altında olursa, sizin o yaşam oyun alanınız etrafında bir yerlerde olursa ürünü daha fazla kullanıyorsunuz. Genelde olan bizim izlemimiz bu şekilde. Peki yine kadın televizyonu diye bahsedeyim önce ve sonra şunu sorayım. Bu aletleri kadınlara alıyor birileri. Ya da kadınlar kendileri mi alıyor? Müşteri profiliniz nasıldır? Bizzat yani, kendileri mi alıyor kadınlar? Ben şunu görüyorum. Yani ben sahaya, müşterilerime yakın ve ayrı zamanda raflar arasında dolaşan da bir insanım. Zaman zaman onu alan insanlarla sohbet ediyorum. Genelde aslında bu kararı veren kadınlar oluyor. Kadınlar zaman zaman kendileri karar verip alıyorlar. Zaman zaman eşleriyle veya bir arkadaşlarıyla çocuklara dolaşırken bir ürüne ilgi duyuyorlar. Sonra arkadan o eşi, arkadaşı, çocuğu, annesi babası veya o ürünü o kişiye alma kararı veriyor. Ve zaten şu var, kadın ilgilendi ama almadı. Diğer arkadaşı veya eşi ona almaya karar verdiyse diyelim hediye olarak veya sürpriz bir şey yapmak istiyor. Zaten o kararı değiştirmek imkansız. Çünkü neden? O kadın gelmiş rafta o marka o ürünle ilgilenmiş. Ama eğer kadın kendisi bir ürüne bakıyorsa, kendisi alacaksa o zaman onun kararına bir farklı bir şekilde etki edip yani başka bir ürün almak ister misin? Şu fonksiyonu var demek mümkün. Ama benim gözlemlediğim şu var. Bizim ürünlerimizi tabii ki erkek bakım ürünü ise başka. Direkt çocuğa yönelik bir ürünse başka olabilir. Evet. Ama genel ağırlıklı olarak kadın bu ürünlerde karar noktası. Peki işletmenizde ne kadar kadın çalışıyor? Yani istihdamda onlara bir pozitif ayrımcılık sağlıyor musunuz? Ya da nedir koşullar? Şöyle, bizim bir kere bir kadın markası olmamızdan dolayı ve kadınlara yönelik bir marka ve kadınlara yönelik ürünler çıkarttığımız için yönetim kurulumuzda daima bir kadın olması konusunda bir dikkatimiz, bir özenimiz var. Evet. Dolayısıyla yönetim kurulumuzda bizim her zaman ama ailemizden ama profesyonel çalışanlardan daima bir kadın gözünü bulundurmaya çalışıyoruz. Evet. Zaten şu anda baktığınız zaman ürün geliştirme, pazarlama bu pozisyonlardaki direktör arkadaşımız da bir yine kadın çalışanımız. Ve şirketin geneline bakıldığı zaman da aşağı yukarı %40 oranında kadın çalışanımız da var. Yani alt kademeler, orta kademeler, üst kademelerde daima kadınlara bir yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü kadın bize şu anlamda önemli.
bir kere ürünlerimizi geliştirme yönünde bir katkı evet. sağlıyorlar. Kesinlikle. Bir de benim şöyle tecrübelerim var. Hı hı. Ben 1988'de ilk defa şirketimize geldiğimizde biz Eminönü'nde bir mağazacılıktan, yani bir mağazamız vardı bizim Mısır Çarşısı'nın arkasında. Oradan belirir buraya geliyoruz. Şirket içi toplantılarda eğer ki o toplantıda hı hı. bir kadın üye varsa toplantı içerisinde daima toplantının disiplini pozitif yönde daha iyiye doğru gidiyor. Boş konuşmalar, futbolla ilgili konuşmalar, siyaset konuşmaları, yani toplantı konusuyla alakasız konuşma zamanı daralıyor. Daralıyor değil mi? O yüzden evet. ben kadının toplantılarda bu yönde hem toparlayıcı olduğunu, peki kadın sayısı çok ortamı, olsaydı? Ortamı düşürdüğünü, yani gerginliği de düşürdüğünü düşünüyorum ve hedefliyor doğru yere. Bence kadınlarla çalışmakta hiç problem yok. Yok. Ama yani ben genelde her şeyde olduğu gibi ben böyle dengeyle gitmeyi, ortalama gitmeyi severim. Mesela 40'a 60 çok kötü bir oran değil. Evet. Ama kadın da olmalı, erkek de olmalı diyorum. Tabii. Sırf kadınlarla olan ortamlarda da çalıştım ama dengeyi ben doğru buluyorum. Şimdi kahvenizden bir yudum içtiniz. Evet. Devam etmenizi istiyorum. Tamam. Ve Türk kahvesiyle ilgili bazı çalışmalarınız var ki bu çok dikkat çekici bir şey. O konuda biraz bilgi almak istiyorum sizden. Şimdi kahveye öncelikle niye odaklandık? Belki hı hı. onu konuşmakta büyük Tabii. bir yarar var. Çünkü bugün baktığınız zaman tasarım dediğimizde şimdi mücevher alanında olsun, Türkiye'nin geçmişinden gelen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık, Osmanlı'nın 600 yıllık tarihinde bizim öne çıkan birçok değerimiz var. Evet. Bunlara tek tek girersek yani burada programın süresi bitmez. Hı hı. Ama biz şöyle bir araştırma yaptırdık. Şirket olarak uluslararası arenada Türkiye dendiğinde Türkiye kelimesiyle beraber akla gelen şeylerin neler olduğuna baktık. Mesela şehrimiz İstanbul. Evet. Kesinlikle akla gelen bir yerimiz. İşte Kapadokya, Pamukkale gibi yerler. Türk kahvesi gibi, Türk lokumu gibi, Türkiye'de yenen çeşitli tatlılar, kebaplar gibi. Bütün bunlar Türkiye ile beraber ilk anda akla geliyor. Mesela son evet. dönemdeki havayolu şirketimiz. Evet. Çok ciddi anlamda bir farkındalığı Kesinlikle. Var. Hem bir marka evet. hem de Türkiye dendiğinde direkt akla geliyor. Şimdi biz baktık ve Türk kahvesine sahiplenebileceğimizi düşündük. Çünkü kahve dünyada gelişiyor. Kahvenin başlangıç noktalarından bir tanesi Osmanlı. 500-550 yıllık bir geçmişi var. Şimdi çok ilginç. Türkiye'de kahve yetişmiyor olmasına rağmen böyle bir kültür oluşmuş. Şimdi bugün Türkiye'nin evet kahvesi yok ama baktığınız zaman da dünyada kahve kültürünü parakende içme anlamında pazarlayan ülkelerin de kendi kahvesi yok. Dünyada kişi Doğru. başı en fazla Doğru. kahve tüketen ülke Finlandiya. Orada da kahve, orada da kahve yetişmiyor. İtalya'da en fazla da yok. İtalyanlar kahveyi parakende olarak satıyorlar. Onlarda da kahve yok. Amerika bugün bu organize kahve parakendeciliğinde en büyük şirket. Şu anda dünyanın en büyük şirketi orada ve birçok şirket aslında baktığınız zaman Amerika doğumlu ama baktığınızda onlarda da kahve yok. Şimdi bizim böyle bir kültürümüz var, böyle bir hikayemiz var ve birçok asetimiz var. Ama biz buna sahip çıkmamışız. Bunun nedenini biz şuna bağladık. Bazı çalışmalar yaptık. Biz uluslararası büyük resme bakmayı seven bir şirketiz. Evet. Ve buradaki problemlerin neler olduğunu anlamaya çalıştık. Şunu gördük. Türk kahvesi insanların yaşam alanlarında yapılamıyor. Yani evet. ben sizle burada oturup bir televizyon programı yaparken şuraya bir makine getirip 2002 yılından önce Türk kahvesini yapmamız teknik Mümkün olarak imkansız. Değil, evet. Yani bir ocak gerekiyor, mutlaka bir ateş gerekiyor. Mutlaka cezve olacaktı Aynen. vesaire. Evet. Halbuki diğer kahve çeşitlerine bakarsanız 100 yıllık bir hikayesi var bu kahve makinelerinin. İşte suyu ısıtan, sonra filtre kahve makinesi yapan, daha sonra espresso makinesi evet. yapan ve dolayısıyla baktığınızda ciddi anlamda işi bir şekilde yaşam alanında çözen makineleri yapmışlar. Biz ilk defa 2002'de elektrikli cezveyi yaparak kahveyi pişirebilen, elektrikli bir ortamda burada servis edebilen bir çözüm ulaştırdık. Ama yetmedi bu. Daha sonra da 2014'te yine aynı şekilde ilk defa kahveyi yaptıktan sonra fincana servis edebilen, evet. siz kahvenizi aldıktan sonra makine kendi kendini yıkayabiliyor, size başka bir kahve yapabilen bir makineyi yaptık. Onunla birlikte kahvenin kültürü hakikaten yayıldı, genişledi. Biz İnanın bu arada, ben bile ondan sonra daha çok kahve doğrudur. İçmeye başladım. Çünkü bizle beraber şu anda toplamda 10-12 tane Türk markası ki bunun iki tanesi yabancı marka da var burada. Makineleri yaptılar. Dünyaya doğru bu yayılmaya başladı. Ve şu anda günde 2.2 milyar fincan kahve içiliyor dünyada.
Ama bunun sadece %10'u Türk kahvesi, ağırlıklı olarak da Osmanlı'nın ayak izi olan bölgelerde. Biz şimdi bunu yaymaya çalışıyoruz. Bu konuda da biliyorsunuz bir derneğimiz var. Evet. UNESCO'ya gittik, başvurduk ve dernek olarak biz UNESCO'nun da kabulüyle Türk kahvesini Türkiye'nin somut olmayan kültürel bir değeri olarak tescilledik. Bu konuda Cenk Bey'in de önemli tabii ki çalışmaları var. Cenk Buradan kendisine olsun. Selam gönderelim. Bize çok selam söyleyelim. Çok değerli kitabı yazdı. Evet. O kitabı şimdi Çince'ye çevrildi. Şimdi İngilizce'ye çevrilecek. Uluslararası Ananede çıkacak. Derneğin çok ciddi katkıları var. Değerli başkanımız Merve Gürsel. Evet. Daha geçtiğimiz hafta evet. 9 Haziran'da New York'ta tanıtım gününde Türk kahvesini Amerikalılar ikram etti. Yapacağımız daha çok iş var. Türk kahvemizin hepsinden farklı olan bir boyutu da telvesi veya işte fincandaki hikayeleri cezvesinden Falı, öte falı var. Falı. Dolayısıyla sadece o anlık bir içecek değil, Türk kahvesi aynı zamanda sizin geleceğinizle de ilgili bir içecek olduğu için Türk kahvesinin ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. İşte biz de Evet. orada şirketimizle birlikte aslında o kahve kültürümüzü birbirine bağladık. Onunla beraber devam ediyoruz ve tabii ki o anlamda da kahve konusunda da birçok makinemiz ödül de aldı. Şu anda toplam Türk kahvesi ürün grubunda 5 farklı ürünümüz var. Değirmenden makineye kadar. Bunu daha da geliştireceğiz. Uluslararası kahve zincirleriyle işbirliğimiz var. Çoğunun şubelerinde bizim makinelerimiz çalışıyor. Dünyanın en büyüğünde de bu böyle ve bunu da geliştirmek istiyoruz. Peki şimdi ürettiğiniz bu ürünler, mesela bir kahve makinesi Uzak Doğu'da da talep görüyor mu? Oradaki insanlar da alıyorlar mı bunu? Şimdi şöyle, yani benim tabii 92'den beri hiç aksatmadan her sene Çin'e gidiyor olmam, Çinlilerle beraber işbirliklerimiz, işte DEİK'teki bu pozisyonum şunu da gösteriyor. Aslında Asya Pasifik genelinde büyüyen bir ekonomi ve Türkiye'nin baktığınız zaman toplam dış ticaret hacmi o bölgeyle, yani 17 ülke ve 2 de bölge, ki bu DEİK'te bizim Asya Pasifik olarak tanımladığımız bölge, toplamda 60 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Bunun 10 milyar dolarını biz onlara satıyoruz. Geri kalan 50'yi de biz alıyoruz. Yani 40 milyar dolar açığımız orada var. Dolayısıyla biz markalı ürünlerimizle, ama bu bizim parakendedeki markalarımız olabilir. Ama bizim bu yine gıda parakendesindeki markalarımız olabilir. Teknolojik ürünlerimiz olabilir. Çünkü Türkiye aynı zamanda Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar üretim kapasitesi, makine parkı olarak en kuvvetli olan ülke. Şimdi bizim ihracatımızın %50'si aşağı yukarı Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Şimdi bizim yapmamız gereken bu olgunlaşan şirketlerimizin, markalarımızın, bunun içerisinde kahve de var, tatlı da var, markamız olan giyim markalarımız var. Aklınıza gelen her konuda, yani cam eşyamız, beyaz eşyamız, mücevher, her konu, turizm, hizmet sektörü. Biz bunu şimdi doğuya açmamız lazım. Burada önemli bir şey daha var. Bizim Pekin Büyükelçimiz oraya gittiğinden beridir bu Uzak Doğu lafını buradan kaldıralım diyor. Çünkü niye? Faris diyen bir Londra ona far olabilir. Çünkü Londra'da belki Şengay uzak olabilir ama biz neticede Asya kıtasında ağırlığı olan topraklarının büyük bölümü Asya'da olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim için orası Uzak Doğu değil, Doğu. Biz oraya daha fazla uzanacağız. Daha fazla ticaret yapacağız. Evet, bugüne kadar satın aldık. Satın almaya devam edeceğiz ama daha fazla satarak da aynı zamanda markalarımızı orada o pazarda da istifade ettireceğiz. Zaten Kuşak ve Yol inisiyatifi de bize bu yönde bir yol açacağına inanıyorum. Bir şey çok merak ediyorum. Sadece eşiniz istedi diye bir şey ürettiniz mi hiç? Ya da sizde böyle bir istek geldi mi? Ya da siz düşündünüz mü? Şöyle bir şey yapayım da sadece o kullansın. Şöyle, yani ben klasik bir aile işletmeleri üyesi olarak buna cevap veriyorum. İşin kurumsal yanıyla aile ve özelleri birbirinden muhakkak ayırmak gerekiyor. Ben onu ayıran bir insanım. Eşimden gelen bir öneri var mı? Evet, var. Yani bunu biliyorum. Renk önerisi var mı? Evet, o da var. Evet, mesela. Ama o öneri eğer ki şirket içerisinde bir karşılık bulursa hayata geçiyor. Yoksa öbür türlü onun önünü alamayız. Benim gibi 6 tane daha ikinci kuşakta yani kuzenim var. Yani ben isteyemeyecek miyim? Bana lütfen pembe bir işte sizin için, çay makinesi sizin için yapın. Yaparım ama şöyle bir şey yapmam lazım. Bir tane özel yapmak ayrı bir şey ama ürün bandına girecekse ve o bizim artık bir rengimiz veya bir ürünümüz olacaksa onun muhakkak o yeni ürün bir kurulumuz var orada. O fikir oradan geçmeli. İnşallah ben de bir tasarımcı olarak küçük bir katkı koyarım. Tabii ki onu seve seve yaparız. Bir ürüne. Seve yaparız. Öbür türlü aile şirketiyiz ya önünü alamam yani. Herkesten bir istek gelir. Doğru, haklısınız. Efendim sorularımı bitiremiyorum ama süremi bitirdim. Peki. O yüzden maalesef bugünlük bitiriyoruz demek zorundayım.
Tamam. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Dediğim gibi kahve içtik. Daha 40 yıl hatır var. 40 tane programla bu konularımızı tamamlarız peki, inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Değerli izleyiciler, bugün çok önemli bir konuğu ağırladık. Sayın Murat Kolbaşı sağ olsun kırmayıp geldi bizi. Bir başka programda tekrar buluşabilmek üzere bütün ekip arkadaşlarım adına iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşça kalın.